Herkese merhaba, herkese selamun aleyküm. Bugünkü canlı yayında hoş geldiniz. Herkese şapalar selamun aleyküm. Dur ben biraz gelin. Merhabalar, nasılsınız? Daha kimse gelmedi. Karanlık bir tarih öğretmeni oldu. Nur Barış öğretmeni oldu. Evet, sefalar getirdiniz. Ne yaptınız? Herkesin Mevlid Kandili çok çok mübarek olsun. Bu arada bir şey soracağım. İki kişi geldi bile. Hoş geldiniz. Şanlıvella. Şey var. Şanlıvella diye birisi geldi. Şanlıvella yöve mella. Evet, bugünkü canlı yayında hoş geldiniz. Şanlı hadi. Kişiyiz. आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है बिग फैन उस्ताद जी 11 kişi olduk şu an. Evet şimdi bu arada internet bence biraz dönüyoruz, o yüzden de o kadar şey olmuyoruz. Ben yorumları göremiyorum şu an. Durun. İnternette bir problem var. Evet, bence şimdi iyi olacak. Vallahi sanki iyi değil. Tamam, 21 kişi, şimdi bir sürü mesajları görebiliyorum. Şimdi söyleyebilirsiniz. Yani Tuğba böyle bir şey var. Tuğba merhabalar yazmış. Aşkım biraz. Vadideki Zembek. Neslihan, senin mutlu olmanı istiyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hayırlı kandiller hepinize. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bu arada sesimiz geliyoruz ya gelmiyoruz ha? Selam, nasılsın Neslihan? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bu arada abla da çocuk geldi. Değil mi abim? Bu arada abla da çocuk geldi. O da oturuyorum, bizim izliyorum, bakıyorum. Be? Be ya? Ete leğirca. Evet, hepinize hayırlı kandiller diliyorum. Neler yaptınız? İyisiniz inşallah hepiniz. Hadi ben gym'e aya tha. Aur jaldi aake jaldi chale gaye the. Mere khayal se tum log jaldi humse bhi jaldi aaye the. Diğer yorumları ben neden göremiyorum anlamadım. Birisi yorum yazmıyor mu acaba? Çok az yazıyorlar. Fenomen ailesi her şeyin. Kaç yaşındasın? Ben 18 yaşındayım. 19'uma gireceğim. Önümüzdeki ay Kasım'da 19 yaşında olacağım. En sevdiğin Pakistan sokak lezzeti nedir? Pakistan sokak lezzetlerinden... Yok, hayır. Biryani de sokak lezzeti aslında. Sokakta satılan bir şey. İnsanlar geçerken çok yiyorlar. Biryani çok seviyorum. Çok şeyler çok var. Ama biz o kadar yani böyle sokak satıcı o şey almıyoruz. Bugün Pakistanlılar çok geliyor. Hello. Yoksa bana öyle mi geldi? Hello, hi, Amir Bay, kaise hain? Welcome ho gaya aapko. 25 kişi. Ya neredesiniz? Bizim Türkler nerede? Göremiyorum. Bugün böyle bir şey oldu. Hep Pakistanlılar geliyoruz. Yani onlar yorumlar yazıyoruz. Ondan sonra New People demiş ki çocukların çantaları çok güzeldi. Nereden aldınız? Vallahi babalara aldı. Benim haberim yoktur. Ana bize sürpriz yaptı. Ya böyle bir şey var. Dur. Babalar oluyoruz ya, baba oluyoruz. Hani. Babalar derken 3 tane çocuk var. Bir tane olsa babası diyeceğim. 2 tane olunca çoğunluk oluyor, babaları diyeceğim. Anladın mı? Ben anlamadım. Ben o yüzden de sen az önce de bir kere böyle dedim. O yüzden de ben soruyorum sana. Çoğunluk olunca çocuk üç tane. Aap kider se ho? Hum Lahore se hain. First like Ustad ji. Şanlıvella. Sadece şu anda new people var bende. 31 kişiyiz ama o şeyleri göremiyorum, Türkleri. Tamam ya. O kadar abartma. Bu arada kahveyle sesimiz geliyoruz. Kahveyle sohbet videosu çeker misiniz? Ay şükür ya. Can Kurtemiz bir tane daha geldi. Pakistan'ın neresinden? Pakistan Lahore'dan. Lahore'undan. Utanıyorlar selam yazmaya bence. Olabilir. Selam
Umus. Ümit Yüksel. Selam Avusturya'dan. Aleyküm selam. Çok çok selamlar. Nurcan. Nurcan selam yazmış. Bu hangisi Nurcan? Ben anlamıyorum. Yazabilirsiniz. Nurcan abla galiba. Bana öyle geldi. Evet, sizler nasılsınız? Hamdolsun bizler iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Turkish siz aapki wife hai. Yani ke sade babi se. Ji bhai. Salgar ailesi selam, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan. Ankara'ya da buradan çok çok selamlar. Hoş geldiniz. Zannedersem siz yeni geliyorsunuz bizim canlı yayınımıza. Çünkü ben daha önce hiç Salgar ailesi evet, Nurcan, okumamıştım. Nurcan ablasın. Evet, benim Neslihan'cığım. Nasılsın, iyi misin ablacığım? İnşallah iyisiniz. Ya kaç ay oldu, siz nerelisiniz? Ya konuşamadık Nurcan ablayla. Bayağı bir uzun zaman oldu. Bana dua eder misin Neslihan? Çok derdim var. Tabii ki de, tabii ki de New People. Rabbim senin bütün dertlerini, sıkıntılarını inşallah bir an önce alsın üzerinden. Bence kamera biraz. Çok mu yakın yoksa bana mı? Yok yok. Temiz değil. Olabilir. Böyle gözüküyor. Evet canım, sizleri takip ediyorum ama canlıya ilk defa katılıyorum. Evet, zaten ben bunlara çok dikkat eden bir insanım. Hani ilk defa geldiğinizi adınızı okuyarak anladım. Çünkü benim hep böyle aklımda kalıyor bizim canlı yayınımıza katılanlar özellikle de. Mesela New People var. O her zaman geliyor. Ben onu her zaman okuyorum. Hamari Can abla da bazen geliyor. Ya. Kahina çağırıyor. Değil. Sanu ve समझाओ की कह रहे हो यानी उनके बारे में यानी कि थोड़े से जो पिछली वीडियोस है ना उनके बारे में थोड़ी सी बात हो रही है और इसके अलावा आज यानी कि ऐसा हुआ कि कोई लोग नहीं है मेरे ख्याल से आज वो मिलादुन्नबी है इस वजह से लोग मसरूफ हैं तुर्किश लोग हैं ये सागर ailesi yazmış ki sizleri çok severek izliyorum ama çok teşekkür ederim Allah razı olsun Hamide Güngör zannedersem bu da yeni bir izleyicimiz. Hayırlı akşamlar Neslihan, Viyana'dan selamlar. Viyana'ya da buradan çok çok selamlar. Aleyküm. Bu arada böyle bir şey de var. Eğer kimse paylaşabilirsiniz o zaman çok sevinirim. Bu arada 30 kişiyi sadece 5 kişi beğenmiş. Lütfen hepiniz beğenirseniz çok çok mutlu oluruz. New People yazmış ki seni çok seviyorum Neslihan, senin için izliyorum, iyi birisin, çok teşekkür ederim, o senin kalbinin güzelliği. Semra Okan, selam Neslihan, nasılsın Neslihan, rahatsızlığın nasıl oldu? Rahatsızlığım, benim gözlerim virüs kaptı. Aslında söylemek istemedim ama zannedersem anladınız. Gözlerim virüs kaptı, kıpkırmızı, kameradan belli olmuyor ama kıpkırmızı ve neyim çok... akırım? Böyle kaşınıyor. Ondan sonra selam var. Selamun aleyküm. Kya hal hai? Elhamdülillah. Thik thak. Welcome ho gaya aapko bhi bhai. Çok samimi geliyorsunuz ve çok keyif alıyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok keyif alıyoruz sizlerle beraber böyle sohbet edince. Çok teşekkür ederim. Ya burada Hindistan'da böyle bir virüs başladı. Göz virüsü diye. Böyle birdenbire gözde kırmızılık, ondan sonra kaşıntı, küçük veya büyülme oluyor. Şişme oluyor. Bende de oldu. İlk önce Aliç Fatma'da çıkmıştı. İlk önce Aliç Fatma'ya çıktım. Ondan sonra öteki günde... Ertesi gün sabah kalktığımızda Muhammed Emre'nin bir gözünde olmuştu. Bir gözün olmuştu. Oldu. Ama o iyileştim. Bir akşam günde. Da gece yarısında benim gözüme oldu. Şu ne olmuştu aslında? Ondan sonra bugün yine bu ne oldu? İndira o. Yok yok yok. Göz nesnesi değil. Bu bir hani... Covid-19 virüsü var ya, onun gibi bir virüs işte. Böyle bulaşıyor herkese. Daha Rana'ya bulaşmadı gerçi. Öyle olmuyor ya. Biliyorum zaten, şaka yapıyor. Ya şaka yapma ya, benim de oldu. Olmadı Rana, abart. Ya. Çocuklar ne zaman okula başlayacak? Ders çalıştıklarını görmek için sabırsızlanıyoruz. Ya böyle bir şey var. Okula biz gönderecektik. Vallahi şunu söyleyeyim. Mevlid Kandili olduğu için yarın burada Mevlid Kandili tam olarak. Ama bu ay bütün böyle hani Mevlid Kandili kutluyorlar. Bak hatta... bak arkada bak bizim cin var.
Hatta Bizim arkada cin var ya. bugün bizim böyle sokaklara o kadar çok süslediler ki sizlere çok göstermek Oh, isterim. bakın bakın arkada ne var? Ay abartma çocuk yahu. Bizim arkada cin var. Yok işte o şekilde olmuyor. Keşke o şekilde olsa ama dediğim gibi bulaşıcı bu. Hani bir anda olabiliyor. Sadece göze bakmayla da olabiliyormuş. Öyle yani. Valla biz de çok sabırsızız. İnanın bana ben çok istiyorum çocukları okula gönderdiğim günün videosunu çekeyim. Onların beslenme çantalarına yine koydum. Ondan Onları sonra sizlere böyle bir şey oldu. göstereyim. Böyle bir şey oldu. Fatma'nın gözde biraz sıkıntı oldu. O yüzden biz gönderemedik. Gönderemedik zaten okula almazlar o şekilde. İnşallah bakalım da bu hafta olmaz da ikiye aynı ikisine kadar zaten tatil oldu okullarda. Büyük çocuklar ve küçük çocuklar için zaten gidemezler şu anda. Aynı ikisinden sonra eğer Fatma'nın gözleri şey olursa o zaman iyi Rangarang. olursa o zaman inşallah göndeririz. Seraki demiş ki ben göz doktoruyum. Teşekkürler. Göz doktoruysanız bize birazcık anlatabilir misiniz? Bu göz virüsü ne oluyor? Yani O kadar ne yazacağız ya? birdenbire hani böyle Pakistan'da böyle yayılmaya başladı. Bütün böyle insanlar da görülmeye başladı. İlk önce Hindistan'da geldim, ondan sonra. Tehlikeli mi değil mi? Birazcık böyle bilgi yazarsanız çok çok Muhammed sevinirim. Emre'ler bir günde içinde iyi oldu. Arada bize kırtasiye gösterebilir misiniz? Tabii ki de neden olmasın? Kırtasiye sizlere mutlaka gösteririz. O ne oluyoruz? Bana da anlat biraz dedi. Kırtasiye yani çocukların okul eşyalarının bulunduğu kocaman bir yer oluyor ya. Kitap, çanta, kalem, Ya bade. silgi falan her şey. Nedir ha onda bir? Birinci sınıf çok zor. Allah yardımcınız olsun. Ben kafayı yiyorum. Vallahi haklısınız. Onlar aslında birinci sınıfta değil yani. Anaokuluna gidecekler. Anaokulundan sonra 1'e geçecekler. Bakalım inşallah hayırlısı olur Andara o. çocukların. Yani aslında o öğretmen dedim siz bir o şeyi de yapın. Nursery oluyoruz. Evet. Orada koyun. Çünkü kızlar biraz büyük. Ondan sonra ben dedim hayır ilk önce bunu gitmek de sevecek. Ama Yani şunu söyleyeyim. oynayacak. Hani benim kızlarım hani orada ben aslında etkinlikleri sordum. Hani ne etkinliği, bütün gün ne yapacaklar mesela 4-5 saat orada. Onlar dediler ki el aşık kağıtlarıyla boyama yapacaklar, tahtaya kalkıp çizecekler, resim yapmayı öğrenecekler. Ondan sonra daha birçok böyle etkinlik olacak. Böyle defterden hani işaretleme, işte elma yazıyor orada mesela. Elmanın fotoğrafı var, bunu böyle kalemle beraber elmaya doğru getir. Yani bir sürü böyle hani etkinlik vardı. Ben de istedim ki çocuklar baştan buradan başlasın. Hem de o biraz sınıf hani size gösterdiğim kadarıyla çocukların böyle daha da çok gitmek isteyeceği bir sınıf. Yani kimse o bakmadım videosa orada bakabilirsiniz. Yani orada ne Evet. oluyor, neler oluyoruz. Durun ben bir çocuklara bakayım. Çocukların beslenmesi için vlog Kya tarzı videolar gelecek mi? Aslında bilmiyorum. Yani bade. Oy çocuklar matuz okula kya Baba yo. Kon kon hai? aslında şöyle diyeyim hani nasıl Acha? desem çocuklar şimdi gidecekler. Ondan sonra bilmiyorum hani ben çabuk kalkacağım, çabuk uyuyacağım. Kim geldi hani? Matu. Ondan sonra hani birazcık böyle rutinim de değişecek. Belki daha yorulacağım çocukları okula gönderme başladığımda. Bilmiyorum. Ya biz böyle sürpriz yapmayı çok seviyoruz Pınar'cığım. Bunlar abla. Sümeyra Bektaş kızların ileride güzel bir mesleği olsun. Üniversite bitirsin ister misiniz? Tabii ki de canım bu nasıl bir soru? Yani biz çok isteriz çocuklarımız üniversiteyi bitirsinler. Dimdik ayakta dursunlar, akıllı olsunlar, çalışkan olsunlar, anne babaya saygılı olsunlar, mesleklerini ellerine alıp çalışsınlar. Bunları her anne baba ister. Yani kim ister ki çocuklarının aylak aylak gezmesini ya da başka şeylerle kafalarını yormasını? Kimse istemez. Valla şöyle diyeyim. Hani beslenme kutularına neler koyabilirim mesela? Double roti, Bu kadar mı? Herhalde sen ne kadar akıllısın? anda. ठंडा पानी नहीं है।
Mesela ha. dilimli ekmek, yumurta yapabilirim. Sahanda yumurta ya da omlet yapabilirim. Ondan sonra başka ne yapabilirim? Bak bak, bu Fro'da da arkadaş geldik. Bence kamerada göstermişim. Bakın. Merike. Diyorum benim arkadaş. Tabii sandviç yapabilirim. Hani ben böyle yumurtalı mayonezli bir sandviç yapabilirim. Fro'da ne dedim? Fro'da senin çantada ne koyayım yani? Lunchbox mu? Bilmiyorum. Lunchbox ne kadar rakengi? Burger var. Burger diyor. Hamburger diyor. Hamburger yapabilirim. Hamburgeri koyalım. Köfte böyle kızartıp içine koyarım. Domates, marul bir şeyler böyle yaparım. Ondan sonra makarna olabilir böyle. Tavuk etli makarna. Pilav yapabilirim. Pilav seviyor çocuklar. Böyle akşamdan yaparım pilavı. Sabaha böyle biraz beslenme kutusunun içine koyarım. Zaten okul bize yakın, hani uzak değil. Bir de çocukları buradan sadece kahvaltı yaptırıp göndereceğimiz için zaten onlar çabuk gelecekler. 11.30'da. Ama yine de acıkırlarsa diye çantalarına bir şeyler koyacağım mutlaka. Elma koyarım. Ondan sonra muz koyarım. Üzüm koyarım biraz. Bisküvit olabilir. Bisküvit olabilir. Bisküvit o kadar alıştırmasam daha iyi. Meyve suyu. Su zaten su şeyleri var. Samira Yalçın, selamünaleyküm Nesrihan abla. Ben de kanalınıza abone olmuştum. İlk defa canlı yayınınıza katıldım. Çok mutluyum. Hoş geldin Samiracığım. Sefalar getirdin sen de. Bana abla dediğine göre benden küçüksün. Kaç yaşındasın? Okula gidiyor musun sen de? Hüsna, ceviz, badem, fındık tarzlarını da ihmal etmeyin derim. Bu ne? Ceviz, badem, fındık, fıstık, atavurdu gelen. Yani çocukların beslenme kutularına çok koyuyorlar böyle şeyler. İyi yapıyorlar. Ya İnşallah. Bana elimden geldiğince, inanın bana burada ceviz çok pahalı yani. Her yerde pahalı. Her yerde pahalı ama burada bize göre daha çok pahalı. Keşke alabilsem çocukların verin inşallah bakalım. Hayırlı olsun Neslihan, Ebru evlendi. Evet biliyorum, Ebru ablam evlendi ve gerçekten de mutlu. İnşallah her zaman da mutlu olur. Bu konuyla ilgili aslında konuşmayacaktım ama birisi yazınca hani saklamamıza zaten gerek yok. Kendisi paylaşımlar yapıyor. Gayet mutlu. İnşallah her zaman mutlu olur. Çünkü o mutlu olmayı hak ediyor. Tabii. Yani güzel seçenek sunuyoruz aslında. Ben böyle beslenme kutu böyle kutularını hazırlama videoları falan izliyorum, bakıyorum. Ondan sonra onun içerisinde böyle badem, fındık, fıstık falan böyle azar azar koyuyorlar aslında böyle. Ama çocukların hani zihin gelişimi için, akıl gelişimi için, beyin gelişimi için çok iyi. Asla. Slow. Hani çocuklar çok hızlı konuşuyor. Abi yemeğe bir benim ablam. Sen bas. Koyayım. Benim bütün yapılı hayat. New People yazmış ki hiç yorumlarımı okumadan kırıldım. Abi ne yapıyorsun? Ne oldu bu? Sen niye yapamayın? Evet, Türk birisiyle evlendim. Poğaça yapabilirsin. Bir defa denesen poğaça, bence çok uyguna geliyor. Sen yapabilirsin. Gidiyor, malzemeler orada vardır. Un, süt, yumurta mı sadece? Bu kadar. Bizim fırınımız yok biliyor musunuz? Fırın yok. Ondan sonra unu alırım. Merhaba. Un zaten bende var. Süt de var. Yumurta da alırım. Merhaba. Onda da problem yok. Merhaba. Fırın yok mesela. Başka şeyler hiç mi koyulmuyor içine? Aslında vardır da ablacığım, hani şu anda öyle bir şeyim yok, anladın mı? Kenarda böyle birikmiş bir param olsa fırın alırdım. Merhaba. Bir de fırın kullanınca bu sefer elektrik parası çok geliyor. Yani hani doğal olarak konuşuyoruz sizinle. Ama elimden geliyor.
gelen her şeyi yapacağım çocuklarım için. Bazen böyle patates kızartırım. Patates, ekmek arası yağ ekleyelim. Yaparım. Ya, İyi oldu. Öyle işte hani çocuklar küçükken aslında problem olmuyor ama okula gittiklerine başladığında biraz böyle zor oluyor anneler için. Pankek peki pankekin şeyini nasıl yapıyor, ne yapılıyor mesela? Hmm, ya? Bas ek, aapne. Anlamıyorum, ne diyorsunuz? Kim kimi dönmüş? बस जल्दी कर bir gün Türk usulü kahvaltı hazırlayıp video çekebilirsin veya Türk yemeği gelen misafirlerine de değişik bir tat olur. Yani aslında bunu çok istedim de bir keresinde ben barbun yemeği yapmaya çalıştım. Onu da beceremedim. Affedersiniz, yapamadım. GS GS futbol Galatasaray. Selam yazmış. Merhabalar. Galatasaray. Galatasaray. Bizler de Galatasaraylıyız. Selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hadi. Kahvaltısı pişi bile çekmişti Neslihan. Pişi ben çekmiş miydim ya? Unuttum ben. Şey yapabilirim. Bakın unuttum çocukların en sevdiklerinden. Cici Baba. Yumurtalı ekmek. Ondan yapabilirim. Çocuklarına bayılıyorlar zaten. Ondan sonra çoko krem sürebilirim böyle. Tereyağı sürebilirim. Onları da çok seviyor çocuklar. Ya da böyle reçel sürebilirim. Yani böyle yani şeyler yavaş yapabilirim. Yavaş yavaş biz de bilecek. Yani ne çok yani kolay hem de bana çok bazı iyi. Kişiler yazmış ki Neslihan sadece çocuklarına pırata yapar. Pıratayı öyle sade sade koyar gönderir çocukları. Ya yani bilmiyorum artık neden böyle düşünüyorsunuz. Pırata tamam sabah kahvaltısında yiyorlar da okulda değişik şeyler gidiyor. Hani ben o kadar da bu var ya Fatma. Pıratadan başka hiçbir şey yemiyor. Çok seviyor pıratayı. Yani hatta bazen diyorum ki pırata yeme bugün yumurta ye. Bir de hayır bir de hayır. Hiçbir şey yemiyor. Kızıyor bana. Kızıyor bir de yemiyor. Küçüklüğünden beri çünkü doğduğundan beri hani yemek yemeye başladığından beri hep onu yiyor çocuk. Yani nene, böyle bir şey var. Nene, pasta bal. Gel ha? Gel. Pasta. Bak şimdi diyorum ya. Pırata yap diyor şu anda bana. Çay pırata yap diyor. Galatasaray futbol. Gel, abla Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanız yani. Bu olur. Tencerede kek yapılabilir. Çok pratik sufle gibi. Tencerede kekin içine neler atılıyor? Bir yazar mısın? Kekin içine sen biliyor musun hiç? Ne atılıyor? Ya ne bileyim. Anneme sorarım ne atılıyor diye. Ya da internetten bakarım. Mesela akşam Rana yaptım keki. Sakladım. Sabah da kesip böyle onların beslenme çantalarına koydum. Tamam bakarız ya inşallah neler olacak. Sen yapmayacaksın zaten ben yapacağım Allah Allah. Ya. Sen çocukların kıyafetlerini sürersin her gün. Ayakkabılarını şey yaparsın. Tamam yapabilirim. İkimize de görev düşüyor canım. Ben öyle sana hiçbir zaman böyle bir şey dedim mi? Ya ben de ben sana öylesine diyorum. Bir de dom. Zavzik. Azerbaycan'dan selamlar. Azerbaycan'a buradan çok çok selamlar. Bu arada paylaşabilirsiniz ya. Sen de söyle. Ayşe İslam. Selamünaleyküm Neslihan'cığım. Nasılsın? İstanbul'dan selamlar. Hamdolsun bizler iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Hı-hı. İstanbul'a da buradan çok çok selamlar. Yok kirli canım. Ne? Ne? Ya. Çay pırata. Ne? Bir ne? Bir ne? Bir de onu yok. Hayır. Bir. Al lüke sağlık. Diyorum lütfen şimdi. Bugün Neslihan'da sevdiğin şeyi yaptım. Valla ben bugün patatesli karnabahar yemeği yaptım. Daha cacık ama yapmadım. Ama çok güzel yaptım. Yani aslında hızlı yaptım. Bir de ben ilaç almaya gidecektim. Böyle hemen cacık hızlıdan böyle baharatını attım falan. Ama çok lezzetli olmuş. Bir de cacık daha yapılacak. Rana'ya diyeceğim ki Rana sen yap.
Hatta dedim bile. Rana çok güzel cacık yapıyor. O yüzden Rana yap. Ama benim o da söyle. Yumurta da söyle. Sen ne diyorsun? Rana yumurta da çok güzel yapıyor. Kaç, menemen. Kaç tarifler? Bazen menemen de yaparım çocuklara. Böyle kutularına koyarım. Yanına da dilimli ekmek koyarım. Ben 7 tane farklı farklı şey. Neden her yemeğin yanında cacık var? Şöyle söyleyeyim. Cacık zaten yoktur. Basta bağırın. Sen bence bir git Firoze'ye de bak dışarıda. Bir dakika bir kontrol et ne yapıyor diye çocuklar dışarıda. Bahçe bağırıyor. Neden var böyle dedik? Aşkım bir kere neydi o? Ali İlfatma'nın birazcık böyle enerjili bir saatine denk geldi. Cacık o yüzden yapıyoruz. Cacık çok biliyorsunuz hem nane çok sağlıklı hem de mandalina sağlıklı. Mama sağlıklı. Bu böyle çay, bir kuru yemekler yaptığımızda mesela sebze yemekle biliyorsunuz kuru oluyor. Sulu olmuyor. O yüzden böyle yanına sulu bir şey de yapmak istiyoruz. Bu sefer cacık yapıyoruz. Yani Türkiye'de de olsa bence cacık beni her zaman yeterli sebzelerin yanına. CHP ve AK Parti'nin bana kalsın. Bunu açıklamak istemiyorum. No. Yoksa çok böyle hani yorum alıyorum. O yüzden gerek yok söylemek. Neslihan'cım Türkiye'deyken hangi şehirde yaşıyordunuz? Yani biz İstanbul'da yaşıyorduk. İstanbul'da kalmıştık. Beka? Çok haklısınız Can ablacığım da işte. Yapacak bir şey yok. Nari? Bu arada ben 30 dakikalık yapmayı düşünmüştüm canlı yayın. 26 dakika oldu. 4 dakika hatta 3 dakika sonra kapatacağım haberiniz olsun. Doğum saatin kaç Neslihan? Doğum saatim ben bilmiyorum. Annem biliyordur onu. Bilmiyorum. Bir bilgim yok. Saat kaçta doğdum diye. Kıpkırmızı çünkü ben virüs kaptım. Göz virüsü oldum. Siz buradan hiçbir şey görmüyorsunuz kameradan. Hiç anlaşılmıyor. Ama gerçekte görseniz daha da çok kırmızı. Ondan diyorum işte ilaç almaya gidecektim. Yemeği hemen yaptım. Gözlerimin ikisi de şiş. Size bahsetmiştim. Göz virüsü bu arada diye. Böyle bir şey de var. Bugün bizim burada hazırlık yapıyoruz. Yani bu... Yarın burada mevlüt kandilleri ama aslında bir telefonu alıp göstersen diyorum ya. Harika bir şey var dışarıda. Yarın video gelecek. Yarın video gelecek. Çok güzel burada hazırlık yapıyoruz. Yani aslında ben dışarı gidecektim. Dışarıda o şey çalışıyoruz. Irak'a buradan çok selam verdi. Irak'tan bizi izleyenler bir kişi çıktı galiba. Bunun için de yeni ne koydun? Yeni de ne koydun sen kızım bunun için? No. Bayağı ne diyeceğim dedi. Evet ilacımı aldım zaten Ayşegül. İlk önce Ali İtfakmay olmuştu. Daha sonra Muhammed Emre'nin bir gözüne oldu. Ondan sonra ikinci gözüne sonra da bana oldu. Ondan önce de biz mahallede bizim çocuklara olmuştu. Tanıdığımız çocuklara. Ondan sonra bize de geçti. Ama iyi oluyor. Bir hafta iki hafta içerisinde geçiyor. Benim daha bir gün olduğu için çok kırmızı böyle. Bir de çok kaşınıyor. Öyle yani yok. Beyaz bir şey galiba. Melek de beyaz bir şey. Sen ne yapıyorsun sen böyle? Biraz uzatma. Bu arada sesimiz nasıl geliyoruz? Bunu söyleyin. Rana kız ismi. Rana biliyor musun? Yani... Benim adım Rana değil. Neden dur, değil? Dur. Ben bir şey söyleyecektim ya sana. Söyle. Instagram'da sen söylemedin. Tamam söyleyeceğim. Instagram hesabımız da var bu arada. AliYenkiz37 36 İsterseniz oradan da bize. Bu arada o şeye sesi geliyoruz yani bir şey, arkada bir şey okuyoruz filan. Ya ben bunu kapatayım. Camı kapatıyorum. Yok yok gerek yok zaten şimdi bir dakika sonra ben de kapatacağım. Tamam bu sadece 30 saniyede oluyoruz. Hayır canım adı yalan falan değil yani. Rana Ali Eşref adı. Rana Ali Eşref.
Rana bizim bir şey oluyoruz burada. Rana Türkiye'de kız ismi. Burada erkeklerin ismi Rana diye kullanılıyor. Türkiye'de aslında ben Rana isminin olduğunu bile bilmiyordum ama bir gün biz böyle gezerken Rana ile Rana gelinlikçi yazıyordu. Orada görmüş. Can you block someone please from chat? Ne diyor Rana? Ne? Nerede? Can you block someone please from chat? I am from, we are from Pakistan. Pakistan in Lahore. Okay. Rana sen ne kadar öyle modern konuşuyorsun? Ben zaten modern konuşuyorum. O kadar abartıyorum ben. Pakistan'da hangi şehirde oturuyorsunuz? Biz Pakistan'da Lahore şehir içinde oturuyoruz. 70 kişiyiz. Lütfen hepiniz canlı yayınımızı beğenin. Ve bizleri çok çok mutlu etmiş olursunuz. Beğenirseniz. Güzel ahlak yazmış ki kötü yorumları kafana takma Neslihan Rana. Ben çok iyi bir eş, çok iyi bir baba olduğunu bilen biriyim. Baba olduğunu bilen biriyim. Evet, çok haklısınız. Ne oldu? Güzel ahlak, ne kadar güzel bir isim koymuşsunuz böyle. Ne oldu? Kötü yorumlara kafanıza takmayın diyor. Yani ben de bir babayım, babanın ne demek olduğunu bilirim falan diyor. Çok teşekkür ederim bizim anlamak için. Rana'nın... Evet. Ayşe Karaca demiş ki Nesli kardeşlerin arasında en güzeli sensin. Teşekkür ederim. Ben o kadar da şey yapmıyorum aslında. Zannetmiyorum yani. Ayşegül, sen nerelisin diye sormuyor. Chat'teki bazı kişileri engelle diyor. Ne? Rana sen İngilizce bilmiyorsun. Bak ya atıyor kafasından bak. Ne? Sana o şeyi sormuyormuş sen nerelisin diyor. Hı. Sana diyormuş ki burada bazı kişileri engelle diyormuş. Birisi bana şu anda çevirdi. Doğru söylüyor. Block in someone cerdi. Yani bazı kişileri engelle demek istiyor Rana. Rana şu anda rezil oldu ya. Ay Allah'ım ya. Ben bir şey çevirmedim. Sadece ben okudum. Ondan sonra açma. Ben dedim biz açma. Pakistan'da yaşıyoruz ya. Ne yapıyorsun sen? Dedim bana böyle. Evet, bugünkü canlı yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. İyi ki de bizleri izlediniz. İyi ki de böyle güzel bir sohbet elde ettik. İyi ki de varsınız. Şu anda ben kapatmak zorundayım. Çünkü 30 dakikalık atmıştım. 33 dakika oldu. Hepinizi çok çok seviyoruz. O da söylemedim ya. Kendinize çok yok, çok yok. İyi bakın. Instagram'da. Instagram'ı söyledim Yanacığım. Yeniden söyledim. Ali yani Fiza 3736 Instagram adresimiz. İsterseniz sizlerden bizlere oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere inşallah. Yepyeni vloglarda, yepyeni videolarda. Tekrardan hepinizin Mevlid Kandili çok çok mübarek olsun. O zaman görüşürüz. Bye bye.